Süt ve su ayrıldı birbirinden. Şu işte. Suyu ve yağ. Şimdi buna biraz daha soğuk su döküp yağımızı toparlayacağız. Ama makinede, çamaşır makinesinde yaptığınız zaman topluca çıkıyor. Böyle top gibi çıkıyor. Ama burada blender olduğu için blender parçalıyor, tekrar tekrar parçalıyor, toplamıyor. Çamaşır makinesinde de topluca çıkıyor. Çamaşır makinesi daha iyi sanki. Burada biraz uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Ama çamaşır makinesinde hiç beklemeden atıp makineye unutun bitene kadar. Ama ağzını sıkıca kapatmanız gerekir. Eğer kapak falan açılırsa makine mahvolur. Gerçi makineye de deterjan koyup yıkayabilirsiniz. Şimdi bunu birleştirmesi biraz daha burada zor. Benim tercihim çamaşır makinesinde şöyle bir bir bidonda yapmak. Güzel kapaklı, plastik kapaklı bir bidonda yapmak daha mantıklı. Ama burada da çabucak oldu. Makinede 45 dakika programda programlamıştım. Burada 10 dakika bile sürmedi. 10 dakikada şöyle bir tereyağımız oldu. İşte burada bir tereyağı. Şimdi bunu iyice biraz daha çırpacağım. Çırptıktan sonra süzgeçten suyunu süzüp tekrar suyu berraklaşana kadar soğuk suyla yıkayacağım.